Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu? Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı? Ben de onun biraz ortağı olurum da. Ha, sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi. Niyeymiş o? Vallahi affedersin ama çok çalmışsın. Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım. İyi, yanlış anlama. Onun söylemesi. Gösteririm lan ben ona. Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte? Senin bu Hamdi Bey su koyverdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuşum. Bak pezevenge. Ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz. Faik abi! Vay, ne haber düt düt? Nasılsın ya? Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz. Yolunu buluyor musun bari? Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler? Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik. Şimdi millet tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi. Teyp var oğlum. Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin? Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler... Bir sigaran var mı? Dertlenmesen... Dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok, dert arama kendine, dertlenmezsen. Aferin lan, bravo. Nasılsın oğlum Mehmet? Sağ ol teyze, iyi. Nereden böyle? Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı. Niye teyze? Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış, hakime karşı mı durmuşlar, öyle bir şey işte. Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç, ne ayıp. İnsan biraz alttan alır değil mi? Bir herifle kaçmış. Çok teberesçe, boyunca çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı? Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden dur, kaçtı. Neriman buraya teyze... gel! Ne diyor bu? Söyle, sen niye erken geldin? Kovuldum, anlatırım. Yapar nerede? İçeride. Hadi gidip bir konuşalım. Ayıp olmaz mı? Lan böyle kapının önünde durmak daha ayıp. Vur vur. Hadi oğlum, sen annenin yanına git. Neriman teyze kaçtı, Neriman teyze kaçtı. Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne?
Fukarayı zorla katil yapacaklar. Yoksa öyle bir niyeti mi var? Hı. Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak. Ablan sana kağıt versin, resim yap. Hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek? Yakalayınca ne yaparlar? Adamın ağzına sıçarlar. Nerimanı'da döverler mi? Dövsünler orospuyu. Ona mı acıyorsun? Gel şuraya uzanalım kız. Yapma Mehmet, çocuklar ayakta. Kız artık burama geldi ha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta. Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın. O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. 8 odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su, şakır şakır. Hı, çok dinledik. Ulan bir günde yüzün gülsün be, ne söylesek hayır. Hastayım Mehmet, bilmiyor musun? Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan, sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi? Niye? Çalışmak ayıp mı? Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Asittir. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurmam. Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz. Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah. Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de, desen de, kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de, desen de, kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle, sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle, sevmeye, ah sevmeye. Gülsüm! Gülsüm, aç kapıyı! Hoş geldin abi, buyur. Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu? İçeride uyuyor. Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu, konuşacaklarım var. Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi. Dayım geldi abla. Abi, bari şurada dur, dışarısı soğuk. Hakikaten çok soğuk, kış geri geldi be. Hoş geldin Osman abi. Remzi bey, unutma adını, bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı. Tamam Osman abi. Unutmam, Remzi bey. Remzi bey, ha! Yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler. Merak etme Osman abi, tam 7'de oradayım. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle. Baş üstüne. Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin. Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de. Toplanmaya başladınız değil mi? Başladık abi. İyi, müteahhitin hiç şakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da, aman zaman ben durduruyorum. Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan... Bir şey değil de, adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman, senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi. Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Hı. Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım, sırtları kuvvetli. Kangaster bunlar, kangaster, tabancaları bellerinde. Tabancaları mı var dayı? Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
ver. Baba ya! Abla! Lan ne yapıyorsun ufacık çocukla? Mehmet, Mehmet şunun kafasına vurma. Baba! Öğretmen kesildiniz başıma. Bilmediğiniz yok. İnşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu? Az önce tutuşturduk. Soğuk be. Bana mı öyle geliyor? Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor. Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver. Olur. Ne yapacaksın baba? Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi. Öyle deme Mehmet. Bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha. Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun? Ne kızım? Bizi bu evden çıkaramazlar. İstersen çıkma. Herif evi yıkıyor. Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba. Anayasa öyle. Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya. Bir de vurdurtacak mısın bizi? Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin? Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne. Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi? Bak baba.